Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz Black Friday. Ve şu anda yanımda da program konuğum Selim Kahraman var. Evet Selim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi Selim'ciğim, bugün programımızda son günlerin en çok gündeminde yer harcayan Black Friday oldu. Markalar inanılmaz derecede indirim yaptı ya da indirim yapmış gibi gösterdi Bilemiyorum artık. Ben öncelikle birkaç tane e, firmanın sloganlarından falan mı bahsedeyim? Black Friday'e vermiş olduğu isimlerden bahsedeyim. Ondan sonra e, programımıza devam edelim. Bahsedeyim. Mesela Boyner şahane cuma demiş. E, Flo efsane indirim günleri demiş. Hepsi burada efsane cuma demiş. LCV2 muhteşem cuma demiş. Media Markt şahane cuma demiş. Migros müthiş cuma demiş. Artık markalardan bahsetmeyeyim. Direkt sloganlardan bahsedeyim. Muhteşem günler. Black Friday indirimleri. Ee, Steam'in Black Friday. Black Friday ve Tekno Cuma. Ondan sonra Black Friday diye geçmiş Trendyol mesela. Big Friday. Efsane Cuma haftası şeklinde. Ee, markalar çeşitli indirim yaptılar. Ee, bazı insanlar da işte neydi... Bazı insanlar da Black Friday adını eleştiriyor. İşte karo cuma olur mu bilmem ne falan. Bizim cumamız mübarek falan gibi yorumlar <laughs> yapıyorlar. Ee, şimdi geçen bir yorumun vardı senin. Kardeşinle alakalı bir ürün alacaktınız falan. Onunla alakalı yaşadığın deneyimi anlatabilir misin? Şimdi öncelikle ben şundan bahsedeyim. Ben bu işin tamamen tabii ki tüketici kısmında yer alıyorum. Bütün bu kampanyalarında sürekli hani tüketen tarafındayım evet. ben öncelikle şuna pek inanmıyorum onu belirteyim hani kara cuma dediler işte şahane cuma indirim günleri vesaire diyorlar ama ben indirim olduğuna gerçekten inanmıyorum çünkü bu daha önce sana da anlatmıştım onu da şimdi paylaşacağım bir deneyimim oldu bu konuyla ilgili ve bariz bir gözlem bu yüzden pek indirim olduğuna inanmıyorum e markaların sloganlarından da bahsettin. Bu biliyorsun normalde yurt dışında Black Friday diye geçiyor bu. E bizde bir tepki oldu ilk zamanlarda toplumda böyle işte Kara Cuma olmaz, cuma denmez. Evet. Biraz İslami bir tepki de doğdu. Bu yüzden firmalarda tabii ki yapacakları bir satışı bile önemsedikleri için ya yani bunu değiştirmek zorunda kaldı. Söylem değişikliğine gittiler. Evet. Ama ismi Kara Cuma olsa, Şahane Cuma da olsa, Harika Günler'de olsa kandırmacanın aynı olduğunu düşünüyorum. Ben kesinlikle indirim yapıldığını da düşünmüyorum. Şöyle bir konu oldu. Yani ünlü bir markanın akıllı bir bilekliğini alacaktık. Ben kardeşime alacaktım. İşte sabah fiyatına baktık. Yaklaşık işte 250 lira gibi bir fiyatı vardı. Bu kara cuma indirimleri başlamadan önce. Yani indirim başlamadan önce alsaydım daha karlıydım. 250 lira gibi bir fiyatı vardı. Öğlene doğru fiyatına baktığımızda 450 lira gibi bir fiyata çıktı. Daha sonra işte yüzde şu kadar indirim yaptık. Size 350 liraya satıyoruz. Bunu gibi bir ifadeyle karşılaştım. Yani bu sadece benim gördüğüm tek bir üründe olan durum buydu. Yani birkaç üründe daha bunu gördüm. Birebir kendi gözlemim. Çok fazla internet alışverişi yaptığım söylenemez ama yani bir vatandaş olarak ben indirim var evet alışveriş yapmalıyım dediğimde de böyle olaylarla karşılaşmamam gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ki gerçekten indirim olan ürünler var mıdır ama bu yüzdelik dilimde ne kadara tekabül ediyor bu da tartışılır tabii ki yani benim görüşüm açıkçası bu. Şimdi ben geçen bir tweet atmıştım bu black friday ile ilgili hani bir teyit.org gibi web siteleri var ya hani Hı. bu bilgi doğru bu bilgi yanlış şeklinde detaylı bir şekilde araştırma yapıyorlar ve bu araştırma kapsamında da açıklıyorlar hani ne ne olduğunu. Şimdi acaba dedim hani böyle bir web sitesi mi olsa hani işte bu ürün Black Friday'den dolayı indirime girmedi. Aslında fiyatı buydu şeklinde gibi bir şeyler olabilir mi diye düşündüm. Sonra buldum denk geldim. her site değil galiba ama ee, genel anlamda büyük web sitelerinde falan var bu linkini yapıştırıyorsun sana ürünün şeyini gösteriyor fiyatı inmiş mi çıkmış mı hepsini böyle güzel bir şekilde grafikli bir şekilde gösteriyor şimdi aklında değil onu videonun açıklama kısmında e, koyarım ilgilenen arkadaşlar bakabilirler peki Selim sence hani böyle bir şeye gerek var mı web sitelerinin indirimlerinin falan e, önceden belirtilen bir hani doğrulama sitesine gerek var mı sence ihtiyacımız var mı böyle bir şey bir, bir son kullanıcı olarak bu konuda ne düşünüyorsun Şimdi ben şöyle bir zorunluluk olduğunu biliyorum aslında firmaların bunu beyan etmesi gerektiğini de biliyorum. Şimdi bir ürünü siz indirimli sattığınızı söylüyorsanız, o ürünü gerçekten söylediğiniz fiyata daha önce sattığınızı belgelemeniz gerekiyor. Örneğin bir ceket satıyorsunuz, 500 liraya bu ceketi satıyorduk. İşte size 50 indirim yaptık. Şu anda 250 lira dediği zaman tüketicinin bu ürünün daha önceden 500 liraya satıldığını gösteren bir fatura talep etme hakkı olduğunu biliyorum biz tüketici olarak. E, Firmalarda tabii ki bunu ne kadar beyan edebilirler durumda ortada açıkçası Hı. ama e, internet alışveriş üzerinden konuşuyorsak şöyle bir şey olması gerektiğini ben düşünüyorum. Hani bu e, ekstra bir site ile yapılması veya kullanıcılara bu şekilde hizmet verilmesinden ziyade direkt satışın yapıldığı sitede önemli büyük siteler Var ya alışveriş siteleri. Bu tarz sitelerde yani ürünün daha önce yapılmış bir satış faturasını paylaşabilirsiniz. Elektronik olarak çok basit bir şey bu. Daha önce kestiğiniz bir faturayı paylaşmanız veya dediğin gibi bahsettiğin sitedeki gibi bir grafikle bu ürünün zaman zaman işte yapılan satışları evet. önceden işte 250 liraya satıyorduk. Şu anda fiyatı arttı belki 300 liraya satıyoruz veya... 200 liraya düştü indirimimiz var gibi. Bu tarz şeyler olması bence e, müşteri açısından hem daha güvenilir, o siteye olan güveni arttırır açıkçası. Çünkü ben şahsım adına konuşayım, bir yerden alışveriş yapabilmek için çok fazla kriterim var. Yani ben kendi adıma konuşacak olursam, yani internetten alışveriş yapacağım zaman e, şuna çok dikkat ediyorum. Örneğin kullanıcı yorumları, birçok kişi de bunu yapıyordur. Kullanıcı yorumları, o siteye verilen puanlar, örneğin e, gönderiler zamanında ulaşmış mı? Ne kadar zaman beklemiş sipariş veren kişi müşteri vesaire gibi bu tarz konuları. Şurada bir araya girebilir miyim? Yani bunda haklısın ama artık şimdi çok büyük web siteleri bile bu hataları yapabiliyor. Yani artık e, hemen hemen tekel gibi görülen web siteleri Hı -hı. bile, eticar siteleri bile bugün süper hızlı gönderi yazdığı halde iki ayda falan ulaştırabiliyor aslında. Hı. Hani böyle bir sorun da var. Hani neye güveneceğimizi de aslında şaşırdık diyebilirim ben. Yani. Elbette ki buna da hak veriyorum ama şöyle de bir önlem almak zorundayız. Yani e, gelen ürünün en azından kolisinin içinden hıyar çıkmayacağından emin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani benim evet. almaya çalıştığım önlem açıkçası bu. Tabii ki gönderimde aksaklıklar olabilir. Yani ka ülkemizdeki kargo hizmetleri de açıkçası yani ortada biraz e, ama bu da tartışılacak bir konu tabii ki ama yani dediğim gibi benim burada önlem almaya çalıştığım nokta gelen Kolinin içerisinden sipariş ettiğim ürünün aslında çıkacak mı çıkmayacak mı? Evet. Çünkü yani bir belirsizlik de var. Hani net bir günde aslında şey yapamazsınız yani atayamazsınız bunu. Evet 3 gün sonra kapınızda. Tamam bu 3 sefer 5 sefer uygulanabilir ama 6. sefer 3 gün sonra gelmiyor olabilir. Yani aslında odak noktam bu değil. Ya yani O yüzden benim de yapmaya çalıştığım şey biraz bu. Hani çok fazla yorumlar okuyorum, kontrol ediyorum. Ama söylediğin gibi bir site, böyle bir araç bence yani benim açımdan çok faydalı olur. Çünkü bütün müşterilerde insanlar siparişini vereceği zaman bu tarz şeyleri kontrol ederler. En azından bir şey olur, bir parametremiz olmuş olur. Bu kıstasa göre davranırız. Ya yani bu da faydalı olacağını ben düşünüyorum açıkçası kendi adına. Yine benzer bir şey daha var. Mesela verdiğin fiyatlandırma ile alakalı. Yine en popüler e, bu kampanya üzerinde ciddi reklam bütçeleri ayıran bir etçer sitesinin e, bir paylaşımı var. Ekran fotoğrafı almış bir tane kullanıcı. Hı hı. Paşa Baş'ın ürününe bakıyor. Hani kendisinde bile e, fiyatı daha uygun. Hı hı. Paşa Baş şey ama bu web sitesinde şey e, indirimli hali bile normal fiyatından çok daha yüksek. Hani böyle ekran görüntüleri falan görünce ister istemez güven duygusu iyice azalıyor diyebiliriz. Ee, hani aslında bu fiyatlandırma olayını artık herkes konuşuyor şundan dolayı. Hani indirim ama gerçek indirim değil falan bunları hemen hemen hepimiz biliyoruz. Mutlaka vardır arada hani ciddi indirimler falan bizim gözden de kaçırdığımız şeyler olabilir. Hani tamamen böyle linç etmek için bu videoyu hazırlamış değiliz aslında. Bir de şöyle bir durum var. Ee, i̇nsanlar çılgınlar gibi alışveriş yapıyor. Yani indirim var ya da yok. Ee, i̇nanılmaz reklamlar yapılıyor. İnanılmaz bütçeler ayrılıyor. Çünkü ee, bakıyorum mesela ben örnek vereyim Trendyol'dan. Telefonu elime alıyorum. İnternette reklam var, mobil reklamlar var, billboardda reklam var, hani toplu ulaşımda toplu ulaşımda reklam var, televizyonda reklam var, her yerde reklam var. İnanılmaz bir bütçe gerçekten de. Şimdi hal böyle olunca ne oluyor? Çılgın ee, siparişler veriliyor ve kargolar patlıyor. Aynen. Adam sipariş veriyor. işte süper hızlı gönderi ya da hızlı gönderi her neyse adı. Ondan sonra ürünü gelmiyor. E kargo firmaları da inanılmaz derecede bir sorun yaşıyor bu durumdan dolayı. Geçen şöyle bir şey gördüm, haber okudum. Yurt içi kargo Black Friday döneminde artan talep yüzünden kota uygulamasına geçmiş. Ki bence çok mantıklı bir şey. Hani çünkü ne oluyor? Kapasitesinin üzerinde bir sipariş geldiği zaman ister istemez patlıyor ve hani Tabi bu sırada da yani kargo firmalarının da sadece e etiyasilerin çalışmıyor. Daha önemli olan e sektörlerde de olabilir. Yani bir akışın durması demek onlar için de ciddi anlamda bir problem demek oluyor. Bu kota uygulaması ile alakalı sen ne düşünüyorsun Selim? Yani şimdi şöyle bir konu var. Ee, Birçok sektör birbirine entegre çalıştığı için Şimdi e-ticaret diyoruz. E-ticaret ne oldu? Kargo ağına bağlanıyor. Kargo firması da bu kadar fazla siparişi karşılayacak altyapısı yok doğal olarak. E, e tabii ki bekliyor kargolar bu sefer. E, firmaların kota uygulaması da sorununa kadar çözer. Yine mağdur olan kim olacak? Ben olacağım. Ben müşteri olarak konuşuyorum şu an burada. Mağdur olan ben olacağım. Ne olacak? E, bir firma örneğin büyük bir e-ticaret firması günlük 100 bin tane sipariş aldı kargo firması nasıl bir kota uygulayacak bu adama? Diyecek ki 100 tane kargo verebilirsin günlük veya 50 tane kargo verebilirsin diyecek. E bu kadar bekleyen stoktaki ürün nasıl tüketilecek? Bu stok nasıl eritilecek? Yani bekleyen müşteri evinde ürününün gelmesini bekleyecek. Siz örneğin bu ihtiyaç duyduğunuz şey şu olabilir. Parfüm, parfüm siparişi verdiğinizi düşünün. Basit bir şey. Parfüm siparişi verdin. Ne yapacaksın yani? Kargon 3 ay sana gelene kadar parfüm sıkmadan da dolaşacaksın. Evet. Toplu taşımaya biniyorsun. Parfüm sıkmamışsın. Böyle bir durumla karşılaşacaksın. Örneğin veya sürekli kullandığınız bir krem var. Kış ayları geldi. Nemlendiricili bir krem siparişi verdim ben diyelim. Ee, soğuktan ellerim çatlamasın diye diyorum ki hemen bana gelecek ve kullanmaya başlayacağım. Hı. Ama kargo firması karşılayamadığı için talebi kota uyguluyor ve bu ürün bana ne zaman gelecek? süresi belirli mi? Belirli değil. Aradığınızda muhatap bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Yani kargo firmalarının birçoğu zaten müşteri memnuniyetinden uzak çalıştıklarını ben düşünüyorum. Açıkçası hani videonun başından beri hep şu yöndeyiz. Olumsuz yöndeyiz. gerçekten işini düzgün yapan, doğru yapan insanlara teşekkür edelim buradan ama yani bu oran çok az olduğunu düşünüyorum ben veya firma bazında değil de firmanın belli bir çalışan kesiminde belki bu vardır müşteri memnuniyeti vatandaşa hizmet edelim görüşü vardır ama genel olarak kurumların e, görüşlerinin ben hani pek müşteri odaklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası bilmiyorum gerçi ülkemizde belki genel anlamda bu hizmet sektörünün durumudur ama ya ben böyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden kota uygulaması problemi ne kadar çözer? Firmanın şahsında belki kargo hizmeti veren firmanın şahsında belki bir önlemdir. Kendi iş <laughs> akış süreçleri için belki bir önlemdir ama sonuçta gene mağdur olacak olan kişi ben olacağım, sen olacaksın. Yani Videoyu izleyen arkadaşlar olacak. Siparişi orada bekleyen kişi olacak. Yani eninde sonunda umarım sipariş sahibine ulaşır. Evet. Parasını ödediğiniz, yolunu gözlediğiniz kargoya ulaşırsınız. Ama... Sonuçta dediğim gibi gene mağdur olan, bekleyen, vatandaş olacak, sipariş veren kişi olacak. Şimdi sen bu konuda yorum yaparken ben notlarıma baktım. Ee, Related Digital adında bir firma şey yapmış, e, bir infografik yapmış. Biraz istatistiklerden bahsedelim. Onları yorumlayalım. Ee, geçen seneden bu yıla göre Black Friday'de satışlar %45 artmış bu arada. Geçen sene 1.5 milyon e, alışveriş ürün adedi sipariş verilmiş. Bu sene de 2 milyon 265 bin küsür alışveriş yapılmış. yine de ciddi bir artış var ve bence bu yine de artmaya da devam eder. En çok sipariş verilen saat aralığı da 12-1 arasıymış. Bu da bence ilginç. Hani ben olsam yapar mıyım? Yani ben olsam geç saatte sipariş vermem. Hani daha sağlam kafayla hani fiyatları iyi detaylı bir şekilde bakayım gibilerinden düşüneyim diye düşünürüm. En çok sipariş veren yaş aralığı 22-34'müş. Ortalama sayfa görüntüleme sayısı 5.85'miş. miş ee, web sitesine geçirilen ortalama süre 5 dakika 20 saniyemiş. Bence sipariş için az bir süre bence ortalaması. Bunun yanı sıra hepsini okumayayım. Ee, şöyle bakayım. Ciro'ya en çok etki eden kategoriler giyim, kozmetik, ev dekorasyonu, cep telefonu aksesuarları şeklinde devam ediyor. Ee, bunun yanı sıra da 92 milyon e-posta gönderilmiş. Neyse şu en son şunu okuyayım. Erkekler kadınlara göre 45 daha fazla satın alma gerçekleştirmiş. Erkekler kadınlara göre mi? İlginç tam tersi olması lazım değil mi? Kadınların da aslında şey olması lazım gibi geliyordu bana ama bu istatistikler beni şaşırttı açıkçası. Yine mobilde en fazla e, ciddi alanda yüksek olduğunu görüyoruz. Hani gerçekten de mobil inanılmaz derecede artıyor. Cep akıllı telefonların da yaygınlaşmasıyla birlikte. Bu kısım şaşırtıcı değil açıkçası. <laughs> yani tabii bunun şey de e, yurt dışındaki örneklerine de bakmak lazım. Yurt dışındaki indirimler gerçekten e, ciddi ciddi indirim mi yoksa e, bizim ülkemizde olduğu gibi mi e, bilemiyorum tam olarak ama bunu da bence detaylı bir şekilde araştırmasının yapılması gerekiyor yurt dışı indirimlerine. Sence bu veriler nasıl e, farklı şaşı? Seni şaşırtan bir şey var mı Selim verilerle ilgili olarak? Yani şimdi şöyle bir konu var. Bu satın alma oranının artması bence çok şaşırtıcı değil. Çünkü ya yani insanların alışveriş trendleri de değişiyor gün geçtikçe. Şimdi söylediğin yaş aralığına bak 22-35 dedin yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Yani şimdi böyle bir yaş aralığı hani gayet normal. İnsanlar sürekli bu insanlar alışveriş yapıyorlar, internette geziyorlar ve çeşitli ihtiyaçlarını internetten karşılıyorlar şimdi şaşırtıcı olan şu olurdu. 55-65 yaş arası insanların internetten alışveriş yapma oranları %80 arttığı gibi bir oranla karşılaşsak şaşırtıcı olurdu açıkçası ama sonuçta dediğim gibi insanların alışveriş trendleri değişiyor. Kadın benim şey yaptı. Erkekler. Evet erkeklerin daha fazla alışveriş yapmış olması da bu da erkeklerin e ticareti olan bakış açısının biraz değiştiğini açıkçası gösteriyor bana. Çünkü yani hala ben biraz temkinliyim. Erkekler biraz daha bu konularda temkinlidir. Aman dolandırılmayalım. Aman böyle aptal durumuna düşmeyelim gibi şeyler çok fazla Ama dikkat ettikleri o. için. Adet mi yoksa şey mi bilemiyoruz. O kısım da önemli. Adet mi yoksa rakamlar mı? Hangisinde yüksek erkek? Onu tam kestiremiyoruz. Yani neye göre baz alındığını. O da önemli bence. Ha, yani tam olarak şimdi istatistikleri genel olarak yorumluyoruz. Hani nasıl elde edildi bunlar yüzde kaçlık dilimi kaç kişiye göre ayarlandı onu da bilemiyoruz ama genel olarak yorum yapacak olursak şöyle dediğim gibi ben yani erkekler biraz daha bu konularda temkinli olmaya çalışıyorlar ya. Yani demek ki bu da birazcık güven oluşmaya başlamış diye düşünüyorum açıkçası internet alışverişlerine. Ama mecburen zaten yani çağımızın gerektirdiği şeylere bakarsan yani zaman oraya doğru evriliyor. Ya oraya doğru gidiyoruz zaten. Belki ilerleyen zamanlarda artık hiç elimizde banknot olmayacak. Hiçbir şekilde kullanmayacağız. Şu anda bile gün içerisinde ne kadar kullanıyoruz tartışılır. Ben açıkçası çok fazla kullanmamaya başladım. Yani paraya dokunmuyoruz bile şu anda. Yani kredi kartı, banka kartlarıyla ödeme yapıyoruz. Yani bakınca cidden işin oraya doğru gittiğini. Belki artık ki şu anda bile yapılıyor. Yani ekmek siparişini bile veriyorsunuz internetten. Geliyor bu reklamlar da çok arttı mesela. Yani çıkıp bakkaldan ekmek almak, markete gidip çay almak gibi bir şey de kalmadı az çok. Onlar da bence yani şehrin belli bir kısmında yoğun olarak kullanılıyor olabilir ama daha yaygınlaşacağını ben düşünüyorum açıkçası. Yani geleceğimiz nokta bu olduğunu düşünüyorum. Ekmek mi? Evet ver siparişi gelsin. Bir tane çay söyle. Biraz şeker gelsin gibi siparişler artık daha da yaygınlaşacak toplum genelinde diye düşünüyorum. Ya bunlar da açıkçası bu verilerde benim görüşüm bunun göstergesi. Evet. Evet arkadaşlar bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün konumuz Black Friday'di. Selim'e öncelikle teşekkür ediyorum programıma konuk olduğu için. Bundan sonra bu ve buna benzer konularda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.